Evet, öncelikle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu tekrar kandiller nasip olur. Maça gelince şimdi tabii 15 gün milli maç arası aslında bize daha faydalı olacak diye düşünüyorduk. Ama maalesef orada Samuel'in çocuğunun ekstra hastalığı 15 gün, 14 gündür yaklaşık burada olmayışı, dün katılması, işte Mikail'in sakat olması, Oltan'ın bir haftadır yorgan döşek yatması, Mustafa Yumlu'nun cezalı olması, Esterella'nın cezalı olması. Esterella da o konuda biraz eksik kaldı antrenman konusunda. Baktığım zaman toparlayıcı bir mevcut oyuncularla toparlayıcı bir iki hafta geçirdik ama eksik oyuncularımız vardı. Ama önemli olan büyük bir aileyiz diyoruz hep. Bu zamanlarda oynattığımız oyuncular, mevcut oyuncular performansları vermesi lazım ki bugün gerçekten özellikle Ali Male ilk defa oynadı. Haftalardır onu hazırlıyorduk zaten. Süleyman ilk defa ilk 11'de oynadı. Onu da hazırlıyorduk geç katıldıkları için. Samuel bir gün olmasına rağmen oyuna girdi. Çok iyi işler yaptı. Bakıldığı zaman eksik oyuncularımız da güzel performans sergilediler. Forvetlerimizin gol atması sevindiriciydi. Çünkü onlar da strese girmişlerdi. Tabii maça böyle başladık. İyi hazırlandık aslında. İyi hazırlandığımızı da düşündük, düşünüyorduk. Ama daha maçın başında hiç pozisyon yokken uzaktan mükemmel bir gol. Tebrik etmek lazım Kürşat yanılmıyorsam. Mükemmel bir golle öne geçti rakip. Tekrar hücum yaparken merkezden kaptırdığımız topla 2-0 geriye düştük. Yani şok olduk. Hiç beklemediğimiz bir şeydi ama ben oyuncularıma hep şunu söyledim. Biz kaliteli takımız, siz kaliteli futbolcularsınız. Her zaman bu kalitenizi sahaya yansıtın. Ben sadece burada yanılmak istemiyorum. Siz kalitenizden ödün vermeyin diye. Onlar da kalitelerini gösterdiler, enerjilerini gösterdiler. 2-0'dan 2-2'ye yani yanılmıyorsam uzatmalarda getirdik oyunu. Tabii o bizim direncimizi artırırken rakibin direncini düşürdü. İkinci yarıda gelen Haşek'in üçüncü golü, o da mükemmel bir gol. Gollerin zaten hepsi hemen hemen çok güzeldi bugün. O oyunu kilidini açtı diye düşünüyorum. Ondan sonra oyuncularımız daha özgüvenli oynadı. Taraftarlarımızın, oyuncularımızın, hepimizin enerjisi, motivasyonu çok yüksekti. Dolayısıyla çok güzel bir galibiyet oldu. Güzel futbol oldu ama en çok sevindiğim şey beni oyuncularım, takımım yanıltmadı. İyi takım olduğunu, iyi futbolculardan kurulu olduğunu hep söyledim. Yanıltmadılar. Ve çok güzel bir geriye dönüşte çok güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Tabii ki bu bizi rehavete sokmayacak. 3 puan tamam güzel. 3 puandan aslında daha fazlası var burada. Dolayısıyla rehavete sokmayacak. Samsunspor maçı var önümüzde. Biz maç maç gideceğiz, final final gideceğiz. İnşallah bu performansı devam ettirmek istiyoruz. Bu mücadeleyi devam ettirmek istiyoruz. Bugün uzun süredir Erzurumspor'da herhalde 6 tane gol de atmadı. O anlamda da anlamlı bir galibiyet oldu. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Maçın hakemlerinde konuşacak olursak Turgut Doman ve ekibini de ayrıca kutluyorum. Nasıl hakemler bazen hatalar yapıyorlar, kötü performanslar gösteriyorlar, onları söylüyorsak iyi performans gösteren insanları da o payı vermek lazım ki Turgut Doman Süper Lig'de herhalde bir maçta hata yaptı, biraz dinlendi, bizim ligimize verdiler ama bugün Süper Lig kalitesinde tadında bir hakem olduğunu Trios'uyla beraber, ekibiyle beraber gösterdi. Yolu açık olsun. Tebrik ediyorum. Çünkü yani bugün eğer güzel bir oyun varsa, güzel bir enerji varsaydı, güzel bir skor varsaydı, güzel goller varsaydı hakemlerin de bunda çok katkısı oldu. Hiç oyunu kolay kolay durdurmadılar. Son sözde Mehmet Sekmen başkanımız ve yönetim kurulumuza. Gerçekten hafta içinde milli maç arasında Mehmet Sekmen, belediye başkanımız Mehmet Sekmen bize güzel bir yemek verdi. Oyuncularımıza, ekibimize, bütün aileye güzel bir yemek verdi. Orada güvenlerini bize iletti ve ben hep Erzurum
şehrinin yanındayım, Erzurumspor'un yanındayım diyerek o güvenlerini iletti. Yönetimimizle, başkanımızla, Ömer Düzgün'le, başkanımızla beraber. Ona da ayrı olarak hediye ediyoruz bu galibiyeti. Ömer Düzgün'ün de, Sayın Başkanımızın da dün doğum günüydü. Ona da doğum günü güzel bir hediye verdik. Ona da hediye ediyoruz. Ama önemli olan tüm camiaya hediye ediyoruz. Biz böyle büyük bir aile olduğumuz sürece, böyle güzel mücadele ettiğimiz sürece yolumuz açık olacağını biliyoruz. İnşallah bu performanslarımızı devam ettireceğiz. Dediğim gibi çok güzel bir geriye dönüş, çok güzel bir galibiyet, 3 puandan fazlası ama rehavete hiç yer yok. Daha yolumuz çok uzun. Alacağımız yol çok önemli. Biz bugün taraftarlarımızı mutlu etmişizdir mutlaka. Öncelikle mücadeleden dolayı iyi futbol zaten vardı ama yani o kadar istedi ki oyuncularımız, o kadar aidiyet hissettiler ki Erzurumspor formasına, şehrine, kendilerine o kadar aidiyet hissettirdiler ki, gösterdiler ki o anlamda da çok mutluyum. Camiaya hayırlı olsun bu galibiyet. Altınordu spor takımına da geçmiş olsun. Gencecik çocuklar, böyle bir takımı, koşan, mücadele eden bir takımı 2-0 geriye düştükten sonra yenmek önemli ama onlarda bir standartları var her zaman. Bu tarz mağlubiyetler olabiliyor futbolda. İnşallah onları da toparlayacaklar. Onlara da başarılar diliyorum.